Merhabalar, benim ismim Kadir Uğurlu. 14 yıldır bu işletmede çalışıyorum teknisyen olarak. Bugünkü Think öğrencilerine üretim alanımızı gezdirerek işte ne kadar üretim yaptığımızı, üretim aşamalarını, montaj kısmını anlatarak anlatmaya çalıştım. Kahverengi TV oluyor değil mi? Televizyon. Televizyon için Beylikdüzü'nde bir işletmemiz var. Orada televizyon üretiyoruz. Orada kendi Ar-Ge'si var. Bunun yanı sıra TM Ürün Direktörlüğümüz var. Küçük el aletlerinin bağlı olduğu Ar-Ge. Sanırım Gülsev sen daha iyi bilirsin ama ondan fazla Ar-Ge merkezimiz var diye biliyorum ben. İşte bunlardan bir tanesi merkez Ar-Ge. İngiltere'de Ar-Ge'miz var, Tayvan'da Ar-Ge'miz var, Çin'de Ar-Ge'miz var. Şimdi Amerika'da Silikon Vadisi'nde Ar-Ge'miz açılıyor. Olabildiğince böyle farklı perspektifte bakan Ar-Ge merkezlerimiz var. Bu kabul gördü. Müşteriye kadar da yani ulaştırdı bunu. Peki burada şey benim projem olarak mı gözüküyor yoksa Arçelik olarak mı? Yani şimdi biz kendimizi daha çok ilgilendirici ve destek olucu tarafta kullanıyoruz. Tabii ki onun bir işte fikri haklar tarafı el sıkışması olur ama temelinde bu senin fikrin ve senin projen. Sana destek olduğumuz oranda el sıkıştığımız çerçevede bize aslında bir destek veriyorsun, pay veriyorsun. Nasıl? Startup olarak konumla kendini bir imelendirme programına katılıyorsun. İmelendirme programına okey aldıktan sonra sana birçok mentorluk veriliyor, destek veriliyor. Ve sen bunun karşılığında %3 ile %6'ında hisseni veriyorsun mesela. Aslında benzer sistem. Yine senin fikrin. Şey tasarladık. Ama tasarladığımız şey mesela Türkiye için uygun değil. Hani Türkiye için çok erken bir teknoloji ama farklı bir ülkede çok hani iyi bir fikir, hani çok tuzak fikir. Siz fikrimizi sadece o tuzak ülkelerde mi kullanıyorsunuz yoksa dünya çapında mı o fikri kullanıyorsunuz? Güzel. Arçelik özelliğine bakacak olursan şu anda bütün kıtalarda fabrikası ya da Ar-Ge merkezi olan bir çok çok büyük Arçelik. O 30 bin kişinin altında da o var. Bizim vizyonumuz da zaten globaldi. Çok mesela sosyal medyada şey eleştiri aldığımız oldu. Niye İngilizce değil? Hani bu dilin İngilizce olması da zaten buradaki workshopların %60'ı İngilizce yapılıyor. Çünkü globalden bir sürü insan bir arada geliyor. Senin fikrin buradaki pazar için hazır değil ama